Sokak TV ekranlarından iyi akşamlar. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'le kitaptan aydınlığa yolculuğumuz başlıyor. İdris Akgüz'ün bugünlük yokluğunda Kemal Amşoğlu ben eşlik edeceğim kendisine. Öncelikle nasılsınız? Küçük bir rahatsızlığınız vardı seyahat dönüşü. Ya sorma ya. Klima çarptı. Şu son 4,5 yıl yani ameliyat sonrası iki defa grip demeyeyim çünkü o kadar ağır değildi. İki defa yani salya, sümük, boğaz, muaz falan. Olsun. İkisi de klimadan. Yani benim baş düşmanlarımdan biri. Maalesef müdahale edemiyorsun. Yani uçakta klimaya müdahale edemiyorsun. Başının üstündekini kapatırsın. Ama bir de umumi var. Otelde gittiğin yerde bir de 30 derece sıcağa gittik buradan. 5-6 derece farkı vücut tolere ediyor da 20-25 derece farkı nasıl tolere etsin? Dolayısıyla çok geçmiş olsun. İyi görünüyorsunuz. Yani, vakit kaybetmeden isterseniz geçtiğimiz hafta yaşanan olayların seçtiğimiz başlıklarıyla girelim programımıza. Bayağı sıkıntı verdi bize. Neyse. Evet, geçen hafta en çok konuşulan olaylardan biri Suudi Kralı Abdullah'ın ölümüydü. Türkiye'de şu tartışmayı beraberinde getirdi. Kral Abdullah'ın ölümü nedeniyle biliyorsunuz Türkiye'de bir günlük yas ilan edildi. Reyhanlı'da 51 vatandaşımız öldüğünde neden yas ilan edilmediği tartışması haliyle bir daha hatırlandı. Ayrıca Kral Abdullah'ın yönetim tarzı örneğin bugün Osmanlı'nın ecdadı olmakla övünen iktidarın Ecrat Kalesi'ni yıkan kral için yas ilan etmesi çok tartışıldı. Siz nasıl bakıyorsunuz? Sen söyledin. Yalnız orada çok daha ciddi bir şey var. Suud'un din anlayışında yas tutmak diye bir şey yok. Yani bu o krala saygı değil, hakarettir. Daha ben bir hafta kadar önce oradaydım işte. Yani adamlar bu işte çok hassas ve benim de takdir ettiğim tarafları budur. Şirke kapı aralanmasın diye çok titiz davranıyorlar. Yani düşün Medine'de bir akşam Hazreti Peygamber'in Ravzası'nın önündeyiz. Ravza-i Mutahhara dediğimiz türbesi ve mescidi. 4 tane minare var kısa kısa. Ravza'nın üstünde. İkisinin şerefeleri dörtgen, ikisininki dairesel, yuvarlak. Arkadaşla onları değerlendiriyoruz. İşte yuvarlak şöyle, şu böyle falan. Her taraf sivil polis, onu biliyorum ben. Yaklaştı bir tane genç, böyle 35 yaşlarında var minare gibi. Biz orada bir 5-6 dakika konuştuk oraya bakarak, minarelere bakarak. Ne yapıyorsunuz burada dedi, sen ne yapıyorsun burada? Nereden geldin dedi, İstanbul'dan. Ne yapıyorsun burada? Sana ne dedim. Anladım ama. Burada dedi, bu binalara tapınmak yasak. Ne tapınması dedim ya, binaya tapınılır mı? Ben Müslümanım dedim, binaya tapar mıyım ben? Bu tapınmaktır dedi yaptığım. Burada dedi, tazim havasında kaç dakikadır duruyorsun, ben dedi takip ediyorum. Ne bu dedi ya, nasıl Müslümanlık bu falan. Dedim ki, senin dediğin gibi değil benim burada duruşum. Bu minarelerin şerefeleri üzerinde konuşuyorum. Bir de bunların hangisi önce yapıldı? Yuvarlak olanlar mı? Dört köşe olanlar mı falan diye bunları konuşuyoruz arkadaşlar. O senin dediğin manada binalara taabbüt veya onları tazim ben de aynı kanaatteyim dedim. Yalnız beni oraya sokma, beni yanlış anladın dedi. Adam açıldı. Hoşuna gitti.
Neyse bir 10-15 dakika, 20 dakika konuştuk orada ayaküstü. Ondan sonra size dedi, kucaklayabilir miyim sizi kardeşim falan işte şu bu. Şimdi adamlar bu kadar titiz. Ve bu titizliğin zorunlu icabı, siz ölülerin arkasından yas tutamazsınız. Ağlamaya izin vermiyorlar. Şimdi adam kendisi böyle bakıyor hadiseye. Sen burada neyin yasını tutuyorsun? Kraldan çok kralcı. Nasıl bir iştir bu ya? Şimdi geriye gidip bu zihniyetin bu ve benzeri konularda daha önce söylediklerini burada açmak istemiyorum şimdi daha programın başında. Milletin de asabını bozmak istemiyorum. Bu bir defa korkunç bir ikiyüzlülük. İkincisi, adama dini inancı içinde tam tersini düşündüğü bir şeyi saygı diye ortaya çıkarıyorsun. Bunun adı nedir? Neyin peşindesin sen? Yani adam ölmüş gitmiş, yani niye ben bayrağı yarıya indireceğim? O ayrı, o herkes için geçerli. Ama bu adam buna inancı bakımından karşı. Sen adama inancının aksine bir şeyi dayatarak nasıl saygı gösteriyorsun? Ya böyle ahmak bir mantık olur mu? Mantık ahmak. Şimdi çok akıllı insanlar da ahmak mantıklara bazen yenik düşerler. Mantığın ahmak olması başkadır, adamın ahmak olması başkadır. Bu mantık ahmak bir mantık. Abi de senin dediğin perdesi var işin. Ya bu yani ülkede, birçok devlet başkanına ya bu ülkede, yapılmayan bir hamle. Sabi yaşta çocukları öldüğü için yüreklerine ateş düşmüş annelerin matemlerine, yaslarına saygı göstermedin. İzin vermedin. O bebeleri için yas tutuyorlar diye onları yuhalattın. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Uludere'de 34 tane insan katledildi. Şöyle hata böyle hata, ben onu bilmem. Sonradan bunların mazlum oldukları, mağdur oldukları, maktul oldukları çıktı mı? Çıktı. Git onlar için yas tut. Madımak Otel'in yıl dönümünde yas tut. Neron zulmüyle 21. yüzyılın eşiğinde 37 tane insan misafir olarak gittikleri bir kentte, sırf sanat icra etmek için gittikleri bir kentte üzerlerine benzin dökülerek yakıldılar. Onun yasını tutsana. Tutamaz. Çünkü onları yakanları mahkemelerde savunanlar bunların arkadaşlarıydı. Evet, avukatlar da sonra aklı bunların başladı. Arkadaşları, ya bırak. Ve kimler savundu? Hukukta benim dönemimde okumuş adamlardı. Hukuk bilseler onu da gam yemeyeceğim. Hukuk bilseler onu da gam yemeyeceğim. Ne hukuku, ne avukatlığı, ne bilmem neyi. Anladım. Ben biliyorum hukuk dendiği zaman onların kıratını, çapını. Şimdi bu bir dramatik rezalettir. Bir rezalet var, bir de dramatik rezalet var. Bu dramatik bir rezalettir. Eminim Suudlular da buna her taraflarıyla gülmüşlerdir. Evet, devlet geneliğine açıkçası biraz da aykırı bir durumdu. Dediğimiz gibi bir standardı yok Türkiye açısından. Kime o zaman yas ilan edeceğiz, kime etmeyeceğiz? Devlet geleneği demişken bir de yine geçtiğimiz haftanın hem Türkiye'de yansıması, tartışma bir şekilde gelen
Yunanistan'daki iktidar değişikliği var. Niye, nereden tutacağım derseniz o konuyu. Şimdi kendini radikal sol olarak tanımlayan bir koalisyon Yunanistan'da iktidara geliyor. Bizim hükümet sözcüğümüzde bu sorun... Cemal'cim beni çok siyasete çekiyorsun ya. Yok yok, o taraftan çıkartıyoruz, emin olun. Şimdi bizim hükümet sözcüğümüze soruluyor bu soru. Ve kendisi şöyle bir şey diyor. Demek ki diyor Yunanistan bakın diyor laik değilmiş. Orada diyor bir ateist başbakan seçildi. Kendisi Yunan devlet geleneğinde olduğu halde başpiskopos önünde yemin etmek istemediği için başpiskopos yoktu diyor törende. Dünya yıkılmadı. Şimdi bunu tersinden okuduğumuzda ne demek istediğini aslında çok rahat anlıyoruz. Yani Türkiye'de de aynı şekilde bizim istenirse törenlerimizde işte Diyanet İşleri Başkanı vesaire olsa, Türkiye'de kağıt üzerinde anayasal laiklik olmasa demek ki Yunanistan kadar modern olabiliriz deniyor. Ne dersiniz bu yoruma? Saçmalık derim. Ne alakası var? Ya bunlarla vakit harcamayalım. Bakın, bunlar ve İslam dünyası. Kafalarını vura vura tarihin diyalektiğinin yumruğu altında zoraki eğitile eğitile şuraya gelecekler. İnsanoğlu hele İslam gibi bir dini laiklik olmadan asla yaşayamaz. Şimdi diyorlar ki laiklik İslam'a uygun. O yetmez. Onu geçin, o gerilerde kaldı. Laiklik olmadan Kur'an'ın dinini yaşayamazsınız. Çünkü Kur'an'ın dini bir, ikrahı yani dinde zorlamayı, baskıyı, manipülasyonu yasaklamıştır. İki, Allah ile aldatmayı yasaklamıştır. Üç, işletilen aklın hayata girmesini istemiştir. Bunlar laiklik olmadan nasıl olacak? Olabilmiş midir herhangi bir toplumda? Şimdi insanlık şuraya gelecek. Gelmezse yazık olur. Türkiye Cumhuriyeti'ni Kur'an müdafaa-i hukuk iradesinin yaptığı Kur'an'ın istediğidir. O istek yerine getirilmeden Kur'an'ın dinini yaşamanız mümkün değil. Ne yaşarsınız onun yerine? İslam adı altında Emevilerin saltanat ideolojisine dönüştürdükleri akıl dışı hezeyanlar dinini yaşarsanız ki bugün yaşadıkları da odur. Sizin bir yandan kiliseye ve engizisyona sövüp sayarak öbür yandan da kilisenin ve engizisyonun hayata musallat ettikleri Müslümanın hayatına musallat olmasın diye Kur'an'ın aldığı tedbirleri dışlayarak bir yere gitmeniz mümkün değil. O tedbirlerin başında laiklik geliyor. Şimdi bunu deyince insanlar gidiyor, Kur'an'da laiklik kelimesi var mı diye arıyor. Bana da diyor ki sen hafızlığın çok kuvvetli, Kur'an'ı ezbere çok iyi bilen bir insansın. Nerede, hangi ayette laiklik geçiyor? Tabii işletilen akıl olmayınca bu dangalıklıklara sıkça rastlamanız mümkündür. Onu kelime olarak bulamazsınız Kur'an'da. Birçok şeyi bulamadığınız gibi. Kavram olarak bulursunuz. Kavram olarak. Kavram olarak orada o var. Kavram olarak laikliği insan hayatına getiren, kazandıran Kur'an'dır. Batı bunu çok daha sonradan keşfetti. Daha birçok şeyi sonradan keşfettiği gibi.
Ben bunların İslam düşüncesi ve İslam literatürü içindeki dayanaklarını da, sade Kur'an'dan belli beyineleri değil, o literatür içindeki, o fikri miras içindeki dayanaklarını da eserlerimde insanlığın önüne koydum. Bunlar ne laikliği biliyor, bunlar da bilmiyor, bunlara karşı çıkanlar da bilmiyor. İşin fecaat tarafı orasıdır. Yani dinci dayatmacılıkta laikliği bilmiyor, ona karşı çıktığını söyleyen karşı dayatmacılık da laikliği bilmiyor. Yani biz iki yobazın tasallutu altında adeta sürünüyoruz. Birisi dinci yobazlık, birisi de inkarcı yobazlık. Bunları da Türk literatürüne sokan benim, bu kavramları da. Dinci yobazlık, inkarcı yobazlık. Ve bunlar son yıllarda emme basma tulumbalar gibi birbirini tamamlıyor. Adı konmamış bir paralel yapı bu da. Paralel yapı paralel, bu da bir paralel yapı. Mesela Atatürk'ü din dışı gösteren faaliyet bir paralel yapı faaliyetidir. 50 yıldır birlikte çalışıyorlar. Hatta 70-80 yıldır. İkisi de Atatürk'ün din dışı gösterilmesinde kendine göre menfaatleri var. Onun için ikisi birbirine ateşle su gibi ters olmalarına rağmen beraber çalışıyorlar. Bu paralel yapının dinci kısmı diyor ki Atatürk'ü din dışı gösterelim ve bizim din üzerinden yürüttüğümüz hegemonya ve aldatmaya zemin hazırlansın. Öbürü de diyor ki biz de Atatürk'ü din dışı gösterelim, bizim inkarcılığımıza, Kur'an karşıtlığımıza, Muhammed karşıtlığımıza, tamam mı, zemin hazırlansın. Şimdi bunların ikisi de, birisi pozitif tabu, birisi negatif tabu olarak Atatürk'ü joker gibi kullanıyorlar. Bir gün mümkün olsa da Freud'un Totem ve Tabu kitabını burada konuşsak, pozitif tabu ve negatif tabuyu konuşsak, nasıl Cumhuriyet tarihi boyunca bu iki tabu çalıştırıldı ve Atatürk üzerinden çalıştırıldı. Bunları yazdım ben. Atatürk'ü joker olarak kullanıyorlar. Dinciler de kullanıyor. Negatif tabu olarak, sövme odağı olarak. Atatürkçü geçinen bir takım adamlar da, hepsi değil, temizlerini tenzih ederim, onlar da kullanıyorlar. İkisinin de hesabı buna indekslenmiş. Bunu yıkma işini birilerinin yapması lazım, üstlenmesi lazım. Ben bunu yapıyorum. Ama bir kişiyle, beş kişiyle olmaz. Şimdi din meselesinde samimi olanlara diyorum ki aldatıldınız, yanlıştır yaptığınız. Hem size, hem çocuklarınıza, hem Müslüman camiaya, hem gelecek mutlu günlerimize kötülük ediyorsunuz. Bu yankilere de diyorum ki yanlıştır yaptığınız. İnancınız içinizde sizin. Ama Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve Türkiye'nin yarınlarına
kötülük ediyorsunuz. Evet. Biraz siyasetten uzaklaşalım o zaman. Ki bence siyasetin yanında çok daha sizin açıkçası tepki göstereceğinizi beklediğim... Şimdi açtım, bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Allah versin de Yunanistan'da bu yeni iktidar başarılı olsun. Türkiye için de çok hayırlı olur. Aksi olursa Türkiye de bundan büyük zarar görür. Evet, gerçekten orada büyük bir siyasi tartışma var. O genç var. Adamı Allah muvaffak etsin. Hem komşumuzdur, Yunanistan'da başarılı olsun, hayır görsün bundan. Yunan halkını da tebrik etmek lazım. Şimdi bir ismin geçen hafta yine çok tartışılan dini diyebileceğimiz bir açıklamasını açıkçası size soracağım. Şimdi Twitter'da, sosyal medyada sayısını benim bile bilmediğim televizyoncu olduğum halde ekranlarda çok sayıda insan çok şey söylüyor ama şimdi bu isim Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Alparslan Kuytulu diye bir vatandaşımız. Ama niye burada ben en azından size sorma ihtiyacı hissediyorum? Çünkü tırnak içinde müritleri, takipçileri, ağzından çıkan kelama dikkat eden, belki dini ona göre yaşayan insanlar var. Bu gibi kendini din alimi olarak adlandıran insanların. Bilmiyorum açıklamadan haberdar mısınız ama hayır, şöyle bir açıklaması oldu bu kişinin. Annen de olsa diz kapağının üstü tahrik eder. Ve bu dediğim gibi vakıf, devletten vakıf olma hakkı elde etmiş bir kurumun başkanı ve takipçileri de olan o insanlara göre bir din alimi. Ben ne alimi olduğunu bilmiyorum. Şimdi bundan bize ne? Adam böyle tahrik oluyorsa. Tineti bu. Yani yaratılışı bu. Ne yapalım şimdi, adamı sopayla gidip dövelim? Demek ki annesinden de tahrik oluyor adam. Söyleyecek bir şey yok. Benim midemi bulandırma. Her ne kadar midem yok filan diyorsam da midem bulanıyor. Evet. O zaman bunu hızlı geçiyoruz. Bir başka şey sorayım. Şimdi Kahramanmaraş'ta paralel dediniz. Olayın belli ki siyasi bir tarafı var. Yani bu bahsedeceğim birazdan dört imama bir de paralel yapıyla bağlantılı olduklarına dair iddialar da var ama şöyle bir şey öğreniyoruz biz o haberden. Biraz kıyıda köşede kalmış bir haberdi. Dört imam hakkında beddua seanslarına aracılık etmek iddiasıyla soruşturma açılmış. Bu beddua seansı nasıl bir şey oluyor? Yani hani insanın ağzından bir an... Bir dakika, nasıl olayı tam bilmiyorum. Şimdi Kahramanmaraş'ta dört imam, aralarında bir sendikanın... Şimdi benim zihni mekanizmamda çok iğrenç, aşağılık şeyleri refüze eden, eleyen, atan, onları haberleri takip ederken görse dahi onları yok farz eden, silen veya işte delete eden ne dersen de bir sistem var. Evet. Bak bunları ben bilmiyorum. Bir daha söyle. Kahramanmaraş'ta aralarında bir sendika yöneticisinin de olduğu beddua seansı düzenleniyormuş. Var mı böyle bir şey dinen? Yani topluca bir zikir gibi birinin... Ben öyle bir şey anlıyorum. Doğru mu? Ediyorlar? İşte onu bilmiyoruz. Yani paralel girdiği için hayır, galiba şimdi, iktidar kendi üzerine almış olabilir. Bir dakika şimdi. Paralel deyince paralelin başı olan zatın bir böyle kükreyerek bir bedduası var meşhur ekranlara yansıyan. Evet. Herhalde onun bir devamını mı yapıyorlar? Sanki herhalde o gibi geldi bana. Ya bir de ya belli ki bu olan bir şey. Yani bu yazıldığına göre, böyle bir soruşturma açıldığına göre böyle yani din adamlarının bir beddua seansına aracılık etmesi, ya topluca bir yine söylüyorum zikir gibi birilerinin ya bugün kötülüğünü istemesi. Ya garip ne var bunda ya? Bugün din diye yaşananı baktığınızda bunlar olur. Ama Kur'an'ın dinine bakarsanız o dinin peygamberi bile kendisini taş yağmuruna tutup kanlar içinde bırakanlara istendiği, ısrar edildiği halde beddua etmemiştir. Aldın mı cevabını? Ama bugünkü dine bakarsanız, yani Muaviye'nin kotardığı dine, Muhammed'in kotardığı dinde o dediğin olmaz.
Ama Muaviye'nin kotardığı dinde oluyor bunlar işte bak. Beddua seansları yapıyorlar. Paraleller mi yapıyormuş bunu? İddia diyelim yine. Fakat Maun Sarayı sakini Recep Bey bunları darmadağın edecek. Ediyor da. Yani beddua meddua vızıltı. Hiç dinlediği yok. Allah nelere kadirdir. O zaman izninizle bir başka... O ona beddua seansı düzenlesin. O ona operasyon düzenlesin. Öyle. Ne diyor Kur'an? Ve kezalike nüvelli ba'da zalimine ba'dan bima kânû yeksibû. Bunu açmayacağım. Bizi dinleyenler için de bunun ne demek olduğunu anlayanlar var. Bir Kur'an ayetidir. Anlamadım. Öyle devam etsinler. Birlikte yaptıkları zulümlerin faturalarını bunlarla ödeyemezler. O faturalar bunlarla ödenmez. Onları tarih ödetecek bunları. Paralel. Paralelse o zaman ikili demektir en az. Biz de geometri okuduk değil mi? Paralelden söz etmek için en az iki tane lazım. Değil mi Kemal Bey? Evet. O zaman biri öbürünün üstüne yükü atarak, öbürü öbürünün üstüne atarak ben masum, böyle bir şey yok. Zulmü ikisi birlikte yapmış. Faturayı ikisi birlikte ödeyecekler. Ha şimdi Allah birine faturayı birinin eliyle ödetiyor. Çünkü Süleyman mevkiinde o mühür onun elinde. Ha bu onun ödemeyeceği anlamına gelmiyor. İkisi de ödeyecek. İkisi de ödeyecek. Yıktıkları ocakların, yaktıkları canların, ateş düşürdükleri yüreklerin, yıllarını, özgürlüklerini çaldıkları insanların, katillerine sebep olarak toprağa gönderdikleri gençlerin ve çocukların, sabilerin bu zulümlerin faturalarını ödeyecekler. Kendileri ödeyecek, çocukları ödeyecek. Çocukları da ödeyecek. Bunların çocukları da bu faturaları ödemeye hazır olsunlar. Onlar da hazır olsunlar. Evet. Daha önce yine İdris Akgüz'ün yokluğunda biraz şeyi konuşmuştuk. Bu camilerin işte hükümetin CHP'ye yönelik bir suçlaması olarak yıkıldığı vesaire. Orada bahsederken siz şeyden bahsetmişsiniz. Hazreti Muhammed zamanında camiyi gerekirse karargah olarak da kullandı, eğitim yuvası olarak da kullandı diye. Şimdi yine serde gazetecilik, habercilik olunca biraz güncelden gidiyorum. Bir haber var. Bugün bir CHP milletvekili İhsan Özkes, kendisinin ilahiyatçılığı da vardır zaten. Kur'an kursunda bir AKP kongresi yapılıyor. Ve bu konuyla ilgili çıkıp kendisi eleştirilerde bulundu. Şimdi tam olarak da yerinde söyleyelim, bir hata olmasın. Muş'un Hasköy ilçesindeki Diyanet'e bağlı Kur'an kursu AKP'nin oradaki kongresi için tahsis edilmiş. Şimdi ben küçük bir hatırlatma yapacağım kendi adıma. Şimdi her şey girebilir camiye de belki toplumun yararına olan Kur'an kursunda da ama herhalde siyasetin girmemesi gerekiyor. Geçen senede ben şöyle bir şeye çok takılmıştım. Beşiktaş'ta iktidar partisinin bir iftar çadırında çıktı bir iktidar milletvekili ve siyaset yaptı. Ana muhalefet liderine, diğer muhalif liderlere yönelik eleştirilerini sıraladı. Ve o sırada gerçekten de işte sevap için veya da karnı aç olduğu için oraya gelip masaya oturan, yemek yemek isteyen insanları kendisini dinlemek zorunda bıraktı. Şimdi bu Kur'an kursunda, Diyanet'e bağlı devletin bir kurumu olan Kur'an kursunun ama AKP, ama CHP, ama MHP herhangi bir şekilde tahsis edilmesi, nasıl karşılarsınız böyle bir şeyi? Ya ne diyorsun sen ya, nasıl karşılarsın? Şimdi
camiyi Allah'ın iradesine ters kullanma bakımından tarih bunlar gibisini görmedi. Bunlar bu camiye bulaştırdıkları pisliklerle, siyasi pislikleriyle bu camileri tevhidin ibadetinin yapılamayacağı mekanlar haline getirdiler. Bu camilerde Kur'an dininin namazı kılınmaz. Bunlar camiyi o hale getirdiler. Bunun faturasını da Allah bunlara ödeyecektir. Bakın, siz cami diyorsunuz. Cami dediğin nihayet duvar. Onun içindeki ibadet eden insanın imanı ve şuuru o duvarlara mana verir. Bunlar orada tevhid şuurundan, Kur'ani hassasiyetlerden eser bırakmadılar. Her biri bir mescidi dırara dönüştü. Buralarda tevhidin ibadeti yapılmaz. Cami dediğim gibi duvar, bunu geç. Bunlar Allah'ı pazar yerine indirip kullandılar siyasetleri için. Allah'ın Allah'lığını elinden almaya kalktılar. Peygamberi kullandılar siyasetleri için. Peygamberin peygamberliğini etkisiz hale getirmeye kalktılar. Kur'an'ı kullandılar siyasetleri uğruna. Kur'an'a hakareti meşrulaştırdılar. Allah'ın bütün vasıfları bizim baş efendimizde toplanmıştır diyen bunlar değil mi? Ne oldu Allah? Vacibül vücut oluşu, müteal oluşu. Ne oldu Allah'ın? İhlas suresinin وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ diye nitelediği Cenab-ı Hak, o samettir, ahattır. Hiçbir varlık ve şahıs da ahad tabirini kullanmış. Onun dengi ve benzeri olamaz diyor ya. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ. Bunu namazlarında namaz suresi diye ihlası okuyanlar, bizim baş efendimiz Allah'ın bütün niteliklerini benliğinde toplamıştır dedikleri zaman İhlas suresini ayaklarının altına almış olmuyorlar. Sen bunu yapanların Kur'an kursunda parti kongresi düzenlediğinden bahsediyorsun. Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun? Peygamber Medine'yi, Mekke'yi fethettiği zaman gurura kapıldı, Allah onu uyardı diyerek peygamberi küçülten, biz hiçbir başarımızda gurura kapılmadık diyerek peygamberin üstünde niteliklere sahip olduklarını söyleyen adamlar. Ne diyorsun sen? Kur'an ayetleriyle alay edip, pazar alayı yapıp, keyif yapan adamların, bilmem nerede parti toplantısı yaptıklarını, bunlar çok basit kalmıyor mu? Evet, artık basit kalıyor. Sevgili kardeşim, komik oluyoruz. Sen de, hepimiz. Komik olmayalım artık.
Bunlar zıvanadan çıkmış. İnnel insane le yatga diyor Kur'an. Kur'an ne diyor? İnsanoğlu kudururcasına azar diyor. Bu tecelli etmiştir. Burada iki şey var. Ya bu millet bunu artık gerekli dersleri almıştır, önümüzdeki seçimde halledecektir. Yahut etmeyecektir. Allah'ın Ra'd suresi 11. ayete uygun olarak bu millet için kestiği ceza faturası devam edecek ve bu millet belasını iyice bulacaktır. Evet, 8-10 dakikamız kalmış. Şimdi size bugün benim eşlik edeceğimi öğrendiğim zaman biraz dersime çalışmak için Yurt Gazetesi'nde son bir haftada yayınlanan yazılarınıza baktım. Hani sizin gündeminizde ne varmış diye. Buradan bilmeyen izleyicilerimiz için söyleyeyim. Sizin son bir haftada gündeminizde okuyucularınızdan size geri dönüşler varmış. Yani mektuplar. Şimdi 22 Ocak, 25 Ocak ve 27 Ocak'taki yazılarınıza göz attım. Gerçekten takip edilen bir isimsiniz. Şimdi o yazılar yüzlerce onlar. Evet. Ben onları ayrı bir dosyada topluyorum. Daha doğrusu yardımcılarım onu alıyorlar, tasnif ediyorlar. Yani tasnif derken tarihine göre, konularına göre, kişi adlarına göre onlar ileride yayınlanacak. Orada bazılarını yayınlıyorum. Evet, seçerek. Yani tarihe not düşülmesi gereken şeyler var o iletilerde, onun için yayınlıyorum. Evet. Şimdi firavunluk psikozu üstüne müthiş mektuplar demişsiniz. Mesela, 22 Ocak. Mesela. Ben firavunluk psikozunu yazıyor. Evet. Benim tefsir çalışmam içinde o bölümü yazdım. Yazınca dedim bunları halka hemen iletmem lazım. Şu kısımlarını işte diyelim 10 paragrafını çıkardım, yayınladım. Hemen takip edenler bunu aldılar mesajı ve dönüş yaptılar. Evet. Onları yayınladım. İzin verirseniz küçük bir alıntı yapalım mı? Lütfen. Otan Yüksel. Mektubundan... Otan Yüksel geçen Arena programına katıldığımda bir salonda yapıldı biliyorsunuz program. Orada geldi. Senin gibi, sen yaşlarda genç bir adam. Pozitif ilimler okumuş, matematik bilen. Bir akademisyen galiba. Kendisi, yani değil mi? Kur'an-ı Kerim'i bu kafaların bu şekilde okumaya alması, değerlendirmeye alması beni mutluluktan uçuruyor. Oku bak. Size atfen yazmış. Son günlerde özellikle üstünde durduğunuz firavun kavramında vurguladığınız sosyolojik bağlantılar, firavun, Karun, Haman ilişkisi gibi ufuk açan muhteşem analizler. Kur'an'da Hazreti Musa'nın hayatının bu kadar derinlemesine işlenmesinin en önemli sebebi kanımca onun hayatındaki büyük olayların ve mucizelerin birer sosyolojik fenomen olmasıdır. İkinci paragrafı da okuyacağım izninizle. Halkın önünde büyücülerle yarışması da böyle bir sosyal gerçeğe işaret eder. Firavun'un adamları olan büyücüler halkın önünde Musa'yı küçük düşürmek için bir algı operasyonu yürütürler. Bu algı operasyonu gerçeklerle bilgiye değil illüzyona dayanır. Bu olay tıpkı günümüzde hükümet medyası ve satılık kalemlerle gerçekleştirilen Cumhuriyet ve Atatürk'ü karalama operasyonuna benzer. Olay Kur'an'da da söylendiği gibi halkın gözleri önünde yapılmaktadır. Sosyolojik analiz gerekir. Çok sosyolojik analizinizi 5 dakikamız varmış ama isterim sizden. Müthiş. Bir defa şunu bilelim. Mısır tarihi üzerine yazmış olan insanların hepsi söylüyorlar. Herodot dahil. Kur'an'ın firavunların sihirbazları dediği sihirbaz, halkı aldatan, illüzyonla gerçeği çarpıtan ve aldatan demek. Sihrin esası da budur. Bunlar Mısır'da firavunlar dönemi Mısır'ının din adamlarıdır. Nitekim Kur'an onların başının Haman olduğunu söylüyor. Haman din sultasının başı, firavunun din adına ifade ettiği kudretin sembolü, din baronu.
Bir de Karun var, o da serveti temsil ediyor. Ve Firavun zulmü bu üç ayağa dayanıyor. Firavun'un kendisi, yanında Karun, servet baronlarının mümessili, din gücünün mümessili Haman. Haman, aynı zamanda din adamları olan sihirbazların da başı. Şimdi Firavun ne yapıyor? Firavun mert bir adam. Şirki, zulmü içinde mert. Diyor ki halka, işte benim adamlarım. Musa da din, Allah adına konuşmuyorum. Gelsin, sizin önünüzde ispatlasın kendini, fikirlerini, savunsun. Benim adamlarımı çıkarıyorum. Ve Kur'an orada ne tabir kullanmıştır? Firavun'un sihirbazlarıyla Musa'nın kapışmasını, tartışmasını anlatırken ala e'yunin nas diyor. İnsanların gözü önünde. Aynen bu tabiri kullanmış. Şimdi ben bu meseleyi yazarken diyorum ki eğer bir yönetim karşı fikre insanların önünde kendini açıkça savunma imkanı vermiyor, onu susturuyorsa Firavun'dan daha beter bir zulüm sistemi yaşatıyor demektir. Bakın modern dünyada Firavun zulmünden daha ağır, daha kahredici zulümlerin hem de demokrasi adına işlendiğini gördük. Bunlara insanlık ilk Hitler'le tanık oldu. Mussolini ile tanık oldu. Bugün de Türkiye'de benzerine tanık oluyor. Karşı fikrin konuşmasına imkan veriliyor mu? Karşı fikrin siyasal argümanlarını ortaya koymasına bile imkan veriyor Firavun. Bırakın onu. Benim gibi sadece ilim ve fikir adına konuşan, siyasi hiçbir kimliği olmayan insanların konuşmasına bile izin vermediler. Ben de Ali Fatih komutlarıyla susturulmadım. Peki, ben bunu yaşayan ve Kur'an'ın mesajını bilen bir adam olarak şunu söylemem mi? Bu hakkı kendimde görmem mi? Bugün Türkiye'nin göğüs gerdiği Emevi faşizmi yönetimi Firavun zulümlerinden daha ağır zulümleri icra ediyor bu topraklarda. Ben bunu söylerim, söyledim ve savunmasını yaparım. Yüreğine güvenen varsa gelsin konuşalım. Evet, bir solukta programın sonuna geldik. Arkadaşlarımız uyarıyor. Eğer son ekleyeceğiniz bir şey varsa onları da alalım. Son ekleyeceğim bir şey yok. Yani İranlı şair ne güzel demiş. İn suhan ra payan ne daret. Bu sözün sonu gelmez. Benim söyleyeceklerim bitmez. Onun için eklemem eklemeyle olmaz. Sen kapat programını. Doğru. Yalnız, o zaman buyurun. Sorulur, bana da soruluyor. Söyle bunun tekrarı ne zaman onu da. Gece 12'de arkadaşlar beni yanılıyorsam düzelsin. Gece 12'de bildiğim kadarıyla yalnız tekrarımız olacak. Yalnız 12 dediniz mi 12 yapın. Tamam, ben bu talebinizi bakın, arkadaşlara iletiyorum. Bana bir yanıt gelsin. Arkadaşlar geçen doğru gün mudur? Burada İdris 12 dedi. Ben ertesi gün izlerim diye o zaman, şey yaptım. Millet şikayet üstüne haklılar. Şikayet saat 1'de bile vermediler. Haklılar diye. O zaman ben yanıtlamak için arkadaşlar şu anda 1 diye işaret ettiler. Gece 1'de diyorlar. Ha, gördün ama mü? Ama benim de küçük bir ricam olsun. Hatta ikinci tekrarı da olacaktır çünkü onun bildiğim evet, kadarıyla. Evet, sonraki tekrarları var. Sokak TV'nin yarın kanal kaçta mesela? Evet, mesela onu yine İdris 10'da dedi, 10'da vermediler. Ben de yanıltmamak adına şunu rica ediyorum. 11'i 10 geçe verdiler, ben de izledim. Seyircilerimizden ben şunu rica ediyorum. Kanal Sokağın, Sokak TV'nin Twitter ve Facebook hesaplarından takip ederlerse ben onun sözünü vereyim. Kaçta yayınlanacağını net olarak oraya yazalım. İzleyicilerimiz de sizi oradan takip etsinler. Çok teşekkür ediyorum size. Haftaya İdris Akgüz ve Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk kitaptan aydınlığa yolculuğuyla karşınızda olacak. Şimdilik bu kadar.